İnanç tekeden süt çıkarır diyordu. Bütün zorluklara rağmen inşallah bu yükün altından kalkacağız. Ve Milli Görüş Belediyeciliğini bir kez daha milletimize inşallah göstereceğiz. Ahlaklı belediyecilik anlayışıyla milletimize inşallah hizmetkar olacağız. Bu vesileyle bugün burada değerli Aziziye Belediye Başkanımıza, Emrullah Başkanımıza, Emrullah Akpınar Başkanımıza ve yine kendisiyle birlikte Türkiye genelindeki tüm yeniden refahlı belediye başkanlarımıza bir kez daha başarılar diliyorum, tebrik ediyorum. Bu ziyaretimizin hayırlı olmasını diliyorum. Birazdan belediyeden çıkıp inşallah Aziziye ilçemizde esnafımızla ve halkımızla da kucaklaşacağız. Biraz evvel dediğim gibi onlara da teşekkür ziyaretini gerçekleştirmiş olacağız. Bu programlarımızın, bu ziyaretlerimizin hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Bir kez daha tüm katılımcılara, genel başkan yardımcılarımıza, değerli belediye başkanımıza, basın mensuplarına teşekkürler ediyorum. Sağ olun, var olun. Tabii bu iktidar partileri tarafından geçmişten beri yapılan bir uygulama. Daha önceki dönemlerde de başka muhalefet partilerinin belediye başkanlarına bu gibi uygulamaları yaptılar. Şimdi de bunun bazı örnekleriyle karşılaşıyoruz. Ancak biz tabii belediye başkanlarımızla Ankara'da pazar günü bir toplantı yaptık. Belediye meclis üyelerimiz de o toplantıya iştirak ettiler. Ve orada kararlılıkla yeniden refah çatısı altında bu hizmetleri gerçekleştireceğimize ve bütün zorluklara rağmen, imkansızlıklara rağmen herhangi bir yere kıpırdamadan yeniden Refah Partisi belediye başkanları olarak bu yükün altından kalkabileceğimizi orada konuştuk, ifade ettik. İnşallah bu yolda bu şekilde yürüyeceğimize inanıyoruz. Tabii biraz evvel de söyledim. 89-94'teki efsane hizmetler. Şimdi 89'da 94'te Refah Partili belediyeler bu hizmetleri yaparken iktidarda Refah Partisi yok. ANAP, DYP, SYP iktidarları vardı dönem dönem. Buna rağmen o efsane hizmetler Refah Partili belediyeler tarafından yapıldı. Bugün yine aynısının yapılmasının önünde bir engel yok. İnşallah halis niyetle, samimiyetle ve gayretle en güzel hizmetleri yeniden Refah Partili belediyeler olarak milletimize sunacağız. Biz de yeniden Refah Partisi olarak aylardır, özellikle seçim döneminde de onu ifade etmiştik. Yani orada minicik yavrulara bir damla suyu bile çok gören bu Siyonist rejime bizim de bir damla su bile vermememiz lazım. Ne pahasına olursa olsun. Bir mübarek Ramazan ayı geçti. Burada milletimiz sahur yaparken, iftar yaparken lokmalar boğazında düğümlendi. Çünkü orada Gazze'de insanlar iftar yapacak, bir su bile yok, bir ekmek yok, sahur yapacak. Aç karnından 24 saat aç kaldılar. Bir yandan bomba yağıyor. Yani asrın vahşeti diyoruz biz buna. Asrın vahşeti uygulandı. Tabii ki böyle bir tablo karşısında bireysel olarak da, kurumsal olarak da, devlet olarak da hepimizin elimizden geleni ardımıza koymamamız lazım. Bu noktada sadece belli ürünler değil, ne gönderiliyorsa, ne alınıyorsa, ne veriliyorsa hepsini durdurmak gerekiyordu. Bu yönde bir adım atıldı. Bunu olumlu karşılıyoruz. Bundan sonra da yine daha ileri adımların atılması halinde yine bu adımlara da destek olacağımızı, bu noktada hükümetin yanında olacağımızı da ifade ediyoruz. Tabii biz en son 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın dışında yer aldık. Seçimlere bu şekilde girdik. Siz de biliyorsunuz. Çünkü ittifak asıl olarak seçimi ilgilendiren bir konu. Ve seçimde Cumhur İttifakı ortak bir kararla büyük şehirlerde tek bir aday etrafında mutabakata vardı. Ama biz bütün illerde, büyük şehirlerde dahil olmak üzere ayrıca kendi adaylarımızı çıkardık ve ittifakın dışında yer aldık. Şu anda da bu çizgide devam ediyoruz. Aslında biz ittifakın içindeyken de, ittifaka girmeden önce de şimdi de aynı çizgideyiz. Çizgimiz de şu: doğrulara destek olmak, doğruya doğru demek, yanlış varsa da onun karşısında durmak. İşte biraz evvel de ifade ettiğimiz gibi ticaret durdurulmuş. Ne kadar güzel. Biz de zaten bunu istiyorduk. Geç de olsa bu adımın atılması gerekiyordu. Bize yakışan buydu. Bütün dünyaya bu noktada Türkiye'nin ve milletimizin tavrını göstermek bakımından faydalı bir adım. Buna destek oluyoruz. Muhalefetin faydalı, milletin hayrına bir adımı olsa ona da destek oluyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde örneğin emeklilerimizin maaşıyla ilgili muhalefetin bir önergesi olmuştu.
Buna destek olduk. Emeklinin derdine derman olalım diye. Ama yanlış varsa da, milletin zararına bir konu olursa da, iktidardan da gelse, muhalefetten de gelse, bunun karşısında duruyoruz. Bu şekilde de inşallah devam edeceğiz. İnşallah milletimize faydalı olmayı Cenab-ı Allah nasip etsin. Yani bir gerginlik ve kutuplaşma ortamındansa diyaloğun olması her zaman çok daha iyi. Müzakere edilmesi. Hepimiz bu ülkenin insanıyız. Bütün siyasi partiler bu ülkenin siyasi partisi. Biz zaten yeniden Refah Partisi olarak yola çıkarken centilmen siyaset yapacağız dedik. Milletin derdine derman olmak için çözüm üreten, çalışan, proje üreten bir parti olacağız. Kavgayla, efendim atışmayla, polemikle zaman harcamayacağız dedik. Siyasete zerafet ve nezaket getireceğiz dedik. Ve bunları söyleyen bir parti olarak tabii ki bu gibi görüşmelerin olumlu olacağını düşünüyoruz. İnşallah milletin, ülkenin hayrına, sonuçlara vesile olsun diye ifade ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Ayağınıza sağ olun. Evet arkadaşlar, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hayırlı günler, hoş bulduk, hayırlı günler. Hoş geldiniz. Sağ olun başkanım, buyurun. Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Belediye başkanımızla beraber teşekkür ziyaret yapıyoruz. Seçimdeki. Allah razı olsun. Teşekkür ziyaret yapıyoruz. Allah razı olsun. Sağ olun, sağ geçer misiniz? Başkanımızla beraber. Başkanımızla beraber teşekkür ziyareti yapıyoruz. Aziziye de seçildi kendisi. Büyük bir teveccüh gösterdiniz. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sağ olun. Selamünaleyküm. Allah razı olsun. Meyveleri görünce sizi gözümüz görmüyor yani. Fark edemiyoruz. Evet. Güzel baharda, daha da güzel bekleniyor. Tezgahı var. Yanaş yanaş. Evet, evet. Erzurum'da gördüğümüz meyveyi Ankara'da görmedik daha diyoruz. Da. Yok. Belediye başkanım sizde. Sayın genel başkanım, kendi telefonları buradayız. Ben sahibiyle şöyle buldum. Sağ olun. Allah hayırlı işler versin. Okul kıyafetleri var. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Allah hayırlı işler versin. Belediye başkanımızla beraber teşekkür ederiz. Sen de araba bir Emrullah abiye uğrayacağım ziyaret etmeye. Başkanım yapamıyorum lan. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah hayırlı etsin. Hoş safa geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ziyaret ediyoruz. Elhamdülillah. Sizleri gördük daha iyi olur. Sizle beraber. Bir bak bir. Hadi bakalım. Sağ olun. Cuma'nın mübarek olsun. Allah razı olsun. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Belediye başkanımız Suat Kılıç Bey, Mehmet Kaderli Bey beraber esnaf ziyareti yapıyoruz. Hem de teşekkür ziyareti. Çünkü seçimde gerçekten Aziz'e büyük bir destek verdi. Başkanımız da seçildi. Onun için Aziz'e halkına teşekkür ziyaretine geldik. Amin, amin. Sağ olun. Teşekkür ederim.